Selamun aleyküm. Herkese günaydın. Bugün direksiyon dersi videomuzda Keçiören asfalttan Çankaya aşağı İrancı'ya doğru gideceğim ben. Birlikte gidelim diye videomu başlattım. Şimdi aracım zaten çalışıyor benim. Kalorifer yanıyor. Şimdi debriyaja bastım. Biri aldım. Sağdan bir taksi geliyor. Bekleyelim. Evet, şu anda yol boş. Burası çift asfalt diye geçiyor. Keçiören'de, Ankara Keçiören'de. Hem birlikte gezelim dedim. Hem de trafikte karşımıza ne çıkacak? Onun hakkında bilgi vereyim diye ben videomu başlattım. Hava biraz sisli. Sisli havada nasıl kullanmamız gerekiyor? İşte ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Dikkatimizi daha da arttırmamız lazım. Hızımızı yavaşlatmamız lazım. Bugün çok aşırı bir sis yok. Görüş mesafesi normal gibi. Yani normalde de ben 500 metre ileriyi görebiliyorsam şu anda da görüyorum ama gökyüzünde ya da bayağı bir uzaklarda apartmanlar falan gözükmüyor. ...75'in üzerinde direksiyon dersi videosu çekmişim. Birden fazla konuya değindim. Eğer sizin de öğrenmek istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. O konu hakkında da video çekebilirim. Mesela benim önüm boş. Ben basmadım 50'yi geçmeyeyim diye. Arkamızdaki araç hızlı gideceği için bastı, bizi solladı. Burada sola dönüşler var. Ben sağa geçeyim. Sola dönen araçlar çünkü bekliyor bayağı. Sağa geçtik buradan. Bekleyelim. Yani sürüşte böyle olmanız lazım. Ben şimdi daha önce gelmişim ben buraya. Buranın sola dönüşteki araçların beklediğini biliyorum. O yüzden ben solda beklemedim. Trafiği aksatmamak için. Yani her zaman böyle düşünmeniz lazım. Yani trafik ilerlemediği zaman, dikkatsiz sürücüler olduğu zaman bundan ben de olumsuz etkileniyorum. Önce ben kendimi düzeltmeliyim ki diğer insanlar da kendisini düzeltsin. Bakın bize yeşil yandı. Sol tarafta 28 saniye bir bekleme süresi var. Ama sola kimse dönmeyecekmiş. Orası da akıyor. Ama sorun değil, bazen tıkanıyor. Keçiören Tepebaşı diye geçiyor burası. Estergon Kalesi'nin olduğu mühit. Ya bu arada aklıma gelmişken de söyleyeyim. Kanalımda Ankara vlog videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Ankara'da gezdiğim yerleri videosunu çekiyorum ben. Hem Ankara hakkında da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bakın ben 3. vitesteydim. Boşaldım. Frenle aracımı durdurdum. Ya bu şekilde siz de aracınızı kırmızı ışıklara yaklaştığınız zaman durmanız gerekiyorsa yapabilirsiniz. Yani her aşamada 3'ten 2'ye çekip 1'e düşürüp sonra frene basıp arabayı durdurma diye bir şey yok. Hızım benim normaldi. Boşa aldım, durdurdum aracımı. Tekrar söylüyorum. Anlamadığınız, bilmediğiniz bir konu varsa, tereddüt ettiğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. O konu hakkında ben bilgi tecrübelerimi söylerim. Sizinle paylaşırım hem de öğrenmiş olursunuz.
İşte araç 3'te iniyor, motor bağırıyor. Anlayabiliyor musunuz bunu? Bakın. Bak. 4'e çek, rahatlar araba. Fren bas, fren yap. Sağa sinyal ver, sağa geç. Bak, 4. vitesteyim ben, tamam. Frenle yavaşlatıyorum aracımı. Bastım iyice yavaşlattım. Boşaldım, durdurdum aracımı. Yani anlatabildim mi? Öyle 3'e çekeyim, 2'ye çekeyim, fren yapayım, durdurayım, öyle bir şey yok. İşinizi zorlaştırmayın. Bu şekilde araç durur. Fren miren şişmez, freniniz tutar. Zaten bilinçli durdurduğunuz için aracı durdurabilirsiniz. Ben 2'de kaldırdım mesela aracı şimdi. Araç imelendi, teker döndü, hızlandı. 2'yle kaldırdım. Burası da şelale. Buranın da bir videosunu çekmiştim. At 3'e bak. Elli gidelim. Şu anda biz Ankara'da yaşadığımız için günün mesela 10 ile 12 aralığında radar koyuyorlar. 1 ile 3 aralığında ya da 2 ile 4 aralığında radar koyuyorlar. Şehir içi 50 hız limitinden. Mesela şurası 50. Ben burada 80 ile radara düştüğüm zaman geçmiş olsun. 1002 lira ceza. O yüzden burada 50 ile gidiyorum. Zaten şurada üstte kameralar da var. Onlar da hız hesaplaması yapıyor. Ama henüz ceza göndermiş değiller. Ama burada da ceza yedim diyenleri de duydum ben. O yüzden gerek yok. Biz 50 gidelim. Benim acelem yok zaten. Ben hiçbir zaman araç kullandığım zaman aceleli kullanmadım. Aceleyle de araç kullanılmaz zaten. Müziklerde telif olduğu için o yüzden ben uzun uzun açamıyorum müzikleri. Beğendiğiniz bir müzik olursa söyleyin saniyesini, ben parçanın ismini size söylerim. Şimdi sağ sinyalimizi verdik. 4'e çekelim. Buradan ben Konya yoluna çıkacağım. Sinyali kapatalım. Arkamız boş. Bak, ben 4 ile gidiyorum, 2000 devirdi aracım, tamam. At 3'e bak. 3. viteste buraya gir, virajı dön. Araç sollama, şeridini taşırma, kontrol et, aynadan bak, arkadan seni sollayan var mı? Yok. Ona göre rahat rahat virajına gir. Sola sinyal ver. Şu ilk şeritten gelen yok. Buradan ayna gösterir. Uzaktan gelenler var, problem değil. Sinyali kapat. Çek 4'e. 90'a ulaştık zaten. 4. viteste rolantide gitsin araç. Buranın da hız limiti 82. 90'a kadar yolu var. %10 esneme payı olduğu için trafik durmuş. Bak, solda gördün mü? 2000 devire düştü aracım. Şu anda 4. viteste gaz yemez, tamam mı? Bak, 2000'in de altına düştü. 3'e attım. 3'te de 2100 devirde başladı. Kaza olmuş burada. Müzik
oradan gidelim, aradan kaçmayalım. Mesela bakın 2000 devirin altında şimdi boşaldık. Fren yaptık. Çünkü trafik durdu. 3'ten 2'ye çekecektim ama boşaldık, durdurduk aracımızı. Çünkü niye trafik durdu? Adam sinyal veriyor. Ver, yol ver, girsin. Kesinlikle bunu sıkıştıran bir şoför olmayın. Yani ben görüyorum ya da ben sinyal veriyorum. Ya belli ki niyetim belli. Ben bu şeride geçmek istiyorum. Bırak. Adam beni serbest bırakmıyor. Ya da önündekini serbest bırakmıyor. Adam yol istemiş. Ne güzel. Sinyal vermiş. Anlayış gösterin insanlara. Hızlanıyor mesela diğer sürücüler. Önündeki onun önüne geçmesin. Aa, o da aynı gidiyor, ben de aynı gidiyorum. Yani bir problem yok. Ama bunu şehir içi trafiğinde anlamayan şoförler var. O tür şoförlerden olmayın. Bak, üçüne gidiyordum. Şimdi çekeyim ikiye. İki iki gidelim. Manuel vites kullanırken bunlara da dikkat etmeniz lazım. Aracınızın yani şanzıman ömrü, motor ömrü, yakıt yakması, bunları düzenli olmasını istiyorsanız, sağlıklı olmasını istiyorsanız devirli de kullanmanız gerekiyor. Devirli araç nasıl kullanılır diye benim videom da var kanalımda. Onu da izleyebilirsiniz. Bakın kesinlikle aşırı hız yapmıyorum. Niye? Çünkü trafik tıkalı zaten. Tıkanmış bir trafik var. Burada basayım, uçayım, gideyim olayı yok. Adam üzerimize geliyordu. Hafif sağa yaptık. Çünkü kör noktasındaydım. O adam da İstanbul yoluna dönüyormuş zaten. Yani böyle olmanız lazım. Bak üçüne gidiyorum. Üç üç gidiyorum. Devirim az daha düşerse ikiye çekerim. Ankamol AVM'nin oraya geldik. Ankara Emniyeti de burada. Ankara'nın kısaltılmışı. Mol İngilizce'de zaten alışveriş merkezi demek. Bakın boşta gidiyor şu anda araba. Hızlandım, önümde boş. İkiye çektim. İkiyi de bıraktım. Hafif gaz vereyim mesela. Bunu da bu şekilde yapacaksınız. Burada böyle giderken bire takılmaz. Araç hareket ediyorken, teker dönüyorken birinci viteste takılmaz araç. İkiyle hareket ettirmeniz lazım. Bakın şu anda saat 9.30-9.45 trafik düzelmemiş. Yani Ankara'da da trafik bayağı bir arttı. Bak, al boşa, yap fren, durdur aracını, al bire. Tır geldi. Gördün mü kırmızı tırı? Bye.
Taşlı'dan sonra trafik düzeliyor. Yoğunluk oradan oraya kadar, oradan sonra düzeliyor. Şöyle, trafik akışında mesela insanlar kurallara uyduğu zaman araç kullanmak gerçekten basit. Yani bazı insanlar çok aracı gördüğü zaman korkuyor, heyecanlanıyor. Yani hiç gerek yok. Çünkü düzenli gidildiği zaman hiçbir problem yok. Burada da sağlıklı aracı kullanabilirsiniz. Türkeş mezarlarının olduğu yer. Sola dönerseniz, üstten sol yaparsanız bahçeli evlere gidiyor. Bakın hiç beşe atmadım aracımı. Çünkü yüksek hızlara çıkmadık. Yani 80'in 90'ın üstüne çıkmadığımız için 5'e gerek yok. Mesela yani ben illa devirli araç kullanacağım, aracımı az yaktıracağım, her zaman 5'ine gideyim diye bir olay yok. Hızın, devrin ve vitesine uygun gitmen lazım. Bunların hepsi birbirine eşit düzeyde olması lazım. Bak gördün mü Skodacı'yı nasıl makas attı? Yani eline geçen bir şey yok ama bir kaza yaptığı zaman kaybedeceği çok şey var. İnsanlar böyle. O da düzelir diye umuyoruz. Bakın önüm boş. Ben basıp aşırı hız yapmama gerek yok. Çünkü niye? Bugün şu anda şu saatte trafik saati. Aniden belki trafik duracak. Hıza, tehlikeye gerek yok. 60-60 git. Zaten atlan gitmiyorum ben. Yani ben 10 kilometrelik yolu 10 saatte almayacağıma göre sakin sakin giderim. Zaten varacağım yere yarım saat 45 dakikada varacağım ben. Bak kırmızı arabaya bak. Şimdi sola sinyal verelim. Volkswagen var. Geçmedim. Az hızımızı arttıralım. Onun arkasından girelim şu araya. Çünkü buradan sağ Eskişehir yoluna dönen araçlar var. Ondan dolayı trafik tıkanıyor. Bir sola sinyal daha vereyim. Şu taksici bastı, hızlandı geldi. Bak gördün mü? Nasıl hızlandı? Zıplaya zıplaya geldi maşallah. O yüzden onun önüne geçmedim. Bunları ayarlamanız lazım. Bunları süre süre öğrenmeniz lazım. Zaten ben onun önüne geçseydim adam bana selektörle ağzına geleni söyleyecekti. O yüzden bunları bildiğimiz için adamın önüne geçmedim. Sinyal verelim. Hızlı gidenler soldan gitsin.
durmuşu duruyor köprünün altında. Bir bassa 4 diye mükemmel olacak ama basmadı. Belki unuttu. Belki her zaman basıyordu. Şimdi basmadı. İnşallah kulağı çınlamıştır da bir dahakine basar. Yani çünkü tehlike, bura ana yok. Akan bir trafik. Adam makas atan var. Sağdan sollayan var. Sağa döneceğim diye sağa geçen var. Tehlike arz ettiriyor. Şimdi ben sağa döneceğim. Sağ sinyalimi vereyim. Arkamızda bir fokus var. Yakınlaşıyor. Bak, sağ sinyal verdiğim halde adam geldi. İyice dibimize kadar girdi. Çekti orada. Hızımızı arttıralım. O da yavaşladı. Şuradan aradan girelim. At 3'e sağ serbest. Şimdi çek 2'ye. Transporterci solumuzdan geldi. Karaltısını gördüm. Şimdi böyle dönüşlerde falan öndeki aracı çok yaklaşmamanız lazım. Çünkü bu adam belki durup da kontrol edecek solunu. Çok yakın olursan onu ayarlayamazsın. Arkadan adama bindirirsin. Tekrar sola sinyal ver. Solumuz boş. Kapat. Dörde çek. Araba devirli insin aşağıya. Bağırmasın. Motor yığılmasın. Şimdi dörtteydik. At 3'e. Yani bu şekilde ben ne yaptım? Gideceğim yeri beynimde oluşturdum. Dedim ki ben asfalttan, Keçiören'den Çankaya aşağı İrancı'ya gideceğim dedim. Yolu biliyorum, güzergahı biliyorum, döneceğim yeri biliyorum. Çıktım geldim. Yani hayatta da böyle olmanız lazım. Yani iş dünyasında, mesleğinizde hedefiniz olması lazım. O hedefe ulaşmanız, gitmeniz, yani bilinçli gidersiniz. Saçma sapan gitmezsiniz. Ya da birisi sana şuradan git, buradan git dediği zaman onu dinlemezsiniz. Niye? Hedefin belli, gideceğin yer belli. Gidersin. Araç sürme de öyle. Beraber gidelim. Şuradan sağa sinyal verelim. Şu kamyonun sağından ışıklarda bekleyelim. Geri kapat sinyalini. O da önümüze kırdı. Fren yaptım. Boşaldım. Bak 30'da hızım. Boşta ben rahatlıkla giderim burada. Frenim şişmez. Araba istop etse bile frene bas durur. Yani anlatabildim mi? Güvenli bir şekilde durdurursun. Zaten 3'te 2'de ben bunu dibine yanaşsam araç hızlı, ivmelenmeli gider. Boşalıp gitmek daha doğrusu. Bak sağdan gelen var. Bak nasıl geliyor, iyi izle. O durdu. Biz hızlandık. Eğer o da hızlı gelseydi ben yavaşlayacaktım. Bu. Şurada çukur var. Genişten alalım. Tamam. Ben 4. vitese şimdi yokuş aşağı iniyorum. Bazı şoförler burayı hep ayağı frende iniyor. Yani normal hızında git. Tehlikeli gidiyormuş gibi hissiyatif veriyorlar.
Halbuki gerek yok. Fren yapıyor. Gerek yok. Normal hızında bilinçli bir şekilde gittiğin zaman tünel girişinde falan öyle sürekli fren, ayağın frende inmek doğru değil. At 3'e araç çekmedi. Sola sinyal verdim. Şimdi şu beyaz arabanın önüne yavaş yavaş geçelim. Çünkü ileriden ışıklardan sola döneceğim ben. Müsait bir yer bulalım. 4 diye basalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.